Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir sözleşmeli personel alım ilanıyla daha karşınızdayız. Bu alım ilanı arkadaşlar bu haftaki ikinci alım ilanı. Daha önce de Sivas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanını kanalımızda yayınlamıştık. Şimdi arkadaşlar bu alımımız dediğimiz gibi Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı. Mersin Üniversitesi'nin 2021 yılı içerisindeki de ikinci ilanı olarak geçiyor arkadaşlar. Daha önce Ocak ayında bir alım yapmıştı. O alımların üzerinden yedekler seçilmişti ve yine boş kadro oluştuğu için ikinci bir alım kararı almışlar anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar metni incelemek için ben açıklama kısmına bir link indireceğim ama ilan metni için direkt o linke tıklayarak da ilan metnini açabilirsiniz. Ya da direkt üniversiteden bulmak istiyorsanız Mersin Üniversitesi'nin Personel Daire İşleri Başkanlığı'nın sayfasına geldiğimiz zaman zaten karşımızda ilk olarak bu çıkıyor. Duyuru kısmı çıkıyor. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar ilan metninin ana sayfası ve bu tıklayınız dediğiniz zaman direkt metin çıkıyor. Ama dediğim gibi ben açıklama kısmına direkt metne ulaşabileceğiniz, ilan metnine ulaşabileceğiniz linki bırakacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilan metnini açtığımız zaman farklı kadrolarda farklı alımlar yazmış ama gördüğünüz gibi bazı kadrolarda o kadar çok kabarık bir nitelik, aranan nitelikler kısmı mevcut ki yani aslında başvuracak kişiler neredeyse bir noktada kişi sayısı az. Neden az? Çünkü istenilen niteliği karşılayabilecek personel sayısı Türkiye çapında ya da hatta Mersin için konuşuyorum. Mersin'de ne kadar vardır? Bu tabii ki tartışılabilir. Ama bize bunları söylemek düşmez. Biz sizlere şimdi bu ilan metnindeki kadroları bir bir anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle 10 kişilik bir lisans mezunu, fakülte mezunu bir hemşire kadrosu gerekiyor. Bunun için herhangi bir özel kadro ayarlamamışlar. Yani buna herkes başvurabilir. Sadece lisans mezunu olması yeterli. Bunun yanında bir kişilik yine lisans mezunu hemşire kadrosu. Burada çok farklı aranan nitelikler var. Örneğin 3. basamak kamu hastanelerinde kemik iliği ve kök hücre nakil merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak. Yani bu niteliği oluşturabilecek acaba kaç tane personel vardır? Bu da araştırılabilir. Bunun yanında yine bir kişilik lise mezunu hemşire belirli şartları var. Bu belirli şartları tek tek benim sizlere anlatmam arkadaşlar. Videonun uzamasına ve sizin sıkılmanıza neden olacaktır. O yüzden sizlerin kendiniz açarak kendinizin incelemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden de bu aranan nitelikler kısmındaki özel nitelikleri tek tek sizlere aktarmayacağım. Yine bir kişilik hemşire kadrosu KVC yoğun bakım ünitesinde çalıştırılmak üzere. Bir kişilik hemşire kadrosu lise dengi olacak. En az 3 yıl çalışmış olması gerekecek. Bir kişilik hemşire kadrosu yine lise dengi olması gerekecek. 2. basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmesi gerekecek. Bir hemşire kadrosu lise dengi ve 3. basamak kamu hastanelerinde 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bir kişilik yine hemşire kadrosu lise dengi ve kalp damar cerrahi yoğun bakım hemşireliği ya da eğitim almış olması gerekiyor. Bir kişilik hemşire lise dengi mezunu sağlık meslek lisesinden sonra kemik iliği nakil ünitesinde 4 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bir kişilik lise dengi hemşire kadrosu dahiliye servisinde 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bir kişilik ebe lisans mezunu ve bir kişilik eczane teknikerliği mezunu arkadaşımız bu kadrolara başvurabilecek. Toplamda arkadaşlar hepsini topladığımız zaman toplam 21 kişilik bir personel alımı söz konusu. Bunun da bir tane ebe, bir tane tekniker, kalan 19 kişi hemşire ve bu 19 kişinin de 11 tanesi lisans, kalan 8 tanesi lise dengi hemşire olma koşulu var arkadaşlar. Şimdi araylarda aranacak şartlar kısmına geldiğimiz zaman zaten her alımlarda olduğu gibi TC vatandaşı olmak, yaşlar ve öğrenim şartlarını taşıyor olmak. Türk Ceza Kanunu'na göre herhangi bir suçtan son bir yıl içerisinde herhangi bir suçtan ceza almamış olmak, askerlikle alakalı bir ilişkinin olmaması gerekiyor ve işini yapabilmesine engel bir akıl hastalığı şartının olmaması gerekiyor. Bunun yanında KPSS'ye girmiş olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olması, nöbet usulüne engel bir durumun olması ve son bir yıl içerisinde herhangi bir sözleşmeli kadrodan feshinin veya da istifasının olmaması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durumda zaten belirtilen şartlar yerine getirilmediği belirlenen arkadaşlar da ola ki sözleşmeleri yapıldı, bir ay içerisinde sözleşmeleri feshedilecektir. Bunları bilmez. Şimdi başvuru şekli arkadaşlar direkt üniversitenin personel daire işleri başkanlığına şahsi anlamda yapılacak. Bireysel olarak, şahsi olarak gidip başvurunuzu yapacaksınız. Adaylar öncelikle istenen belgeler kısmındaki online formu doldurmaları zorunludur. Ya zaten istenen belgeler varsa bunlar, her belge zorunludur. Bunu buraya da ayrıyetten yazmaya da gerek yok tabii ki. Sizden bir sigorta hizmet dökümü istenecek arkadaşlar. Bunda Türkiye Go.tr üzerinden, yani E-Devlet'ten alabilirsiniz. Bu noktada bir sıkıntı yok. İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imza olarak teslim etmeleri de gerekmektedir. Şimdi bu belgeler nelerdir? Online başvuru formu, ön başvuru formu. Bu iki formda zaten linke tıkladığınız zaman zaten karşınıza çıkacaktır. Yine de ben bu formların linklerini açıklama kısmına koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun yanında KPSS giriş belgesi, diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, özel şart aranan belgeler varsa bir adet fotoğrafı, askerlik durum belgesi erkek adaylar için ilişkinin olmamasına dair. Şimdi başvuru tarihleri 12 Nisan'la 26 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru bitiriminden itibaren 15 gün içerisinde personel daire başkanlığının web sitesinde yine yayınlanacak arkadaşlar. Bu sayfanın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Asile kadroya ek olarak 5 şehir katı, her kadro için 5 katı olarak yedek aday belirlenecektir. Asıl kadrolar sözleşmeleri imzalamadığında ya da herhangi bir şekilde kabul edilmediği takdirde yedek kadrolardan seçimler yapılacak arkadaşlar. İletişim olarak burada 324-361-001 numarasını arayarak aklınızda herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. Zaten adresi de yine Mersin Çiftlik Kampüsü Rektörlük binasında zaten başvurularınızı direkt olarak yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar, Mersin Üniversitesi'nin 2021 yılı içerisindeki ikinci personel alım ilanında toplamda 21 kişilik bir kadro alımı söz konusu arkadaşlar. 21 kişilik personel alacak. 12-26 Nisan tarihleri arasında başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Başvuru tarihinden sonra 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanacaktır ve istenilen belgeleri şahsen direkt olarak personel daire işleri başkanlığına yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Aranan özel nitelikler kısmını inceleyebilmeniz adına bu ilan metnini kesinlikle okumanızı öneriyorum. Yine de konuyla alakalı ya da herhangi başka bir konuyla alakanız varsa videonun yorumlar kısmına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Bütün yorumlara tek tek geri döndüğümü bilmenizi isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla arkadaşlar, görüşürüz.